Şimdi Armagedon denilen yer Megiddo diye bir yerin ismi. Megiddo Ovası değil mi? Evet. Yani Şam'ın Megiddo diye bilinen bir yer. Bu Tevrat'ta yer alan bir bölüm. Yahut da bir mıntıka diyelim. Mıntıka da. Bir bölge. Evet, böyle bir bölge. Ve burada Yecüc Mecüclerle, Yecüc Mecüc diye Kur'an'da da geçen Gog Magog çatışması yaşanacak deniyor. Şimdi burada enteresandır. Chirac, Fransa Cumhurbaşkanı Chirac da bundan ismen söz etmişti. Hepimiz dedi buna böyle bir olaya Gog Magog, Yecüc Mecüc savaşına hazır olmalıyız vesaire dedi. Kastedilenler kim oldukları bilinmese de Türk veya Çinli gibi insanların buralara da büyük bir savaş yaşanacağını, işte Deccal geleceğini ve sonrasında da İsa'nın gelişini yeniden, yani Mesih olarak geri gelişini hızlandırmak amacıyla yapıldığını, yapılacak olan bir büyük son savaş. Ondan sonra işte Mesih gelecek ve dünya işte 1000 sene barış içinde yaşayacak vesaire. Şimdi bu böyle yüzyıllardır gelen bir efsane. Tevrat'ta olduğu varsayılarak. Yani böyle bir savaşı söylemiyor Tevrat ama. Yani Yahudi'ye göre bu Armagedon. Onun üzerine inşa edilmiş, evangelistlerin de katılımıyla inşa edilmiş olan bir anlatım. Hep bu bölgeye işaret. Yalnız şunu unutmamak gerekiyor ki Amerikan propaganda makinasında ve İsrail'in Siyonist propagandada bir olaya halkın alıştırılması için, zihin kontrol mekanizmalarının sağlanması için bir 20 yıl önceden başlayan filmler, işte yazılar, bilmem neler vesaire yapılır. Olay başladığı zaman herkes ya işte biz diyorduk zaten savaş çıkacaktı kıvamına getirilir. O kıvama gelmeden savaşı çıkartmazlar. Yani Holocaust Industry gibi değil mi? Aynen. Bir endüstri üretiyorlar. Evet. Daha önce soykırımı kullanıyorlardı. Şimdi Armagedon'u kullanıyorlar. Şimdi bu Armagedon Industry. Bu şimdi evet. Oradan da para getiriyor çünkü. Para getiriyor. Çok iyi yani. Evet. Ya bundan bir de para kazanacağız yani. Adamlar evet, yani. Tabii. Şimdi dolayısıyla herkesi kamuoyu oluşturma diye bir olay var ya. O kamuoyunu oluşturmadan hiçbir iş yapamazsınız. Ya PR yapıyorlar. Evet, PR'ları da yapılıyor vesaire ama herkes şu veya bu şekilde buna inandırılıyor. Ve ondan sonra da bunun haklı olduğuna, haklı bir savaş çıkacağına, bu savaşta taraf olması gerektiğine inanıyor kişiler. Tek tek yani. Ya tabii ya bilmem kime karşı biz falan. Şimdi bakıyorsunuz dünyada bir El-Kaide efsanesi var değil evet, mi? Evet. Müthiş bir efsane. Nedir bu El-Kaide? Efendim İsrail'e karşı kurulmuş bir teşkilat. Fakat ben size enteresan bir şey söyleyeyim. El-Kaide İsrail'e bir tek saldırı yapmış değil. Kurulduğu günden bu yana. Hani İsrail için kurulmuştu bu? Ama terör yaratıyor ve müdahale imkanı yaratıyor. Evet, bu noktada Mahir Kaynak dostumuzun evet. bir tezi var biliyorsunuz. Evet. El-Kaide'ye mektup yazacaksanız CIA'ya gönderin. O zaman İsrail'e karşı durmak için kurulduğu da o zaman bir palavra mı oluyor? Hayır işte görüyorsunuz bakın şimdi bir teşkilat kuruluyor. Evet. İsrail'in anlatımına Amerika'ya göre bu müthiş bir kuruluş. El-Kaide, Usame Bin Laden vesaire. Kim, niçin kurulmuş bu? Kahrolsun Siyonist İsrail diye kurulmuş bir teşkilat değil mi? Evet. Bütün dünyada kendi böyle lanse ediyor. Ama bugüne kadar İsrail'in hiçbir eylemi yok. İsrail'i pimpon topu bile atmamış. Ama Amerika'da ikiz kuleleri yakıyor yıkıyor evet. falan. Evet. Yani ya Amerika'da ikiz kuleleri yıkan, yakan, Amerika'yı birbirine Pentagon'un üstüne uçak düşüren. Bunların hepsi palavra tabii ama evet. ya yani üstüne düşüren teşkilat nasıl oluyor da İsrail'e bir tek şu moda tabirle söyleyeyim çakıl taşı atmıyor ya. Evet. Ama işte o noktada biliyorsunuz küreselleşme tıkanmıştı, yürümüyordu. Evet. Küreselleşmenin emperyal boyutu 2000 yılına gelindiğinde ortaya çıktığında çünkü küreselleşmeyi hep masal olarak anlatıyorlardı. İşte şunu yap daha iyi olacak, bunu yap daha iyi olacak. Sonunda baktı ki ülkeler giderek zayıflıyorlar, bölünüyorlar, dağılıyorlar, çözülme gündeme geliyor. O noktada küreselleşmenin yola devam etmesi için bir olaya ihtiyaç vardı ve bunu zorlayan Amerika'nın da
özellikle küreselleşmeye asılabilmesi için bir mağdur durumuna düşmesi gerekiyordu. Orada 11 Eylül olayı Amerika'yı mağdur durumuna düşürerek küreselleşmenin bu sefer terörle ve savaşla devam imkanını yarattı. Hocam şuradan devam edelim. İkinci aşamada. Evet, Armageddon Savaşı yani tabii bu söylentilere göre nerede ve ne zaman başlayacak? Yani bunu size de soracağım. O zaman ben izninizle devam edeyim. Yani Armageddon Savaşı'nın yerini Aytunç Hocam biraz evvel ifade etti. Ve neler söylendiğini de anlattı. Nerede ve ne zaman ortaya çıkması öngörülüyor ya da şimdi, böyle iddialar var tabii. Bunları nasıl açıklarsınız? Şimdi efendim yani konunun bir görünen boyutu var, bir de görünmeyen boyutu var. Ezoterik boyutuyla baktığınız zaman bu savaşın arkasında işte dinler, kutsal kitaplar, mezhepler, cemaatler ve Yahudiliğin 2000 yıl sonra Orta Doğu'ya gelip yeniden devlet kurması, küçük İsrail'in Orta Doğu'da yaşayamaz noktaya geldiğinde Büyük İsrail projesine yönelinmesi noktasında bunun bir senaryosu var ve bu senaryo dünya medyası tarafından çok rahat bir şekilde kullanılarak kamuoyu yönlendiriliyor. Şimdi bir yönüyle dinler açısından baktığınız zaman bir kıyamet senaryosu var. Öbür yönüyle olayları tırmanması açısından baktığınız zaman da bir üçüncü dünya savaşı senaryosu var. O zaman her iki bakış açısını bir araya getirdiğiniz zaman üçüncü dünya savaşının kıyamet senaryosu olarak gündeme geleceğini görüyoruz. Ve bir savaşın olabilmesi için de bu savaşın taraflarının oluşması gerekiyor. Mutlaka. Bir taraf belli, işgalci bir ülke var ortada, İsrail. Ve onun hakim olmak istediği bölgede de İsrail'e karşı artık rakip olarak yavaş yavaş en güçlü ülke konumunda İran'ın ön plana çıktığını görüyoruz. Şimdi burada Türkiye'nin konumu tabii çok önemli ve çok ikili önemli bir konumu var. Türkiye hem bölge ülkesi hem de Batı İttifakı'nın üyesi. Türkiye bölge ülkesi olarak bölgedeki gelişme tehlike altında, tehdit altında, ama Batı İttifakı içerisinde Soğuk Savaş döneminden gelme işte NATO üyeliğiyle devam ettiği noktada da Türkiye Amerika-İsrail çizgisinde Sünni kampta yer alarak İran merkezli Şii kampa karşı bir tavır uygulamaya sürükleniyor. Irak Savaşı'nda Türkiye bunu savaşa girmeyerek önlendi, ama Suriye Savaşı'nda artık Türkiye'nin Irak Savaşı'nda olduğu gibi bu işten sıyırtamayacağı ve giderek müdahaleye doğru tırmanacağı belli olmaya başladı ki tam bu aşamada Türkiye'nin Doğu Anadolu'sunda bir Tunceli tartışmaları başladı. Evet. Tunceli tartışmalarıyla beraber Türkiye'de bir Alevi-Sünni tartışması gündeme getirilerek bunun tırmanması noktasında Suriye'deki Şii-Sünni çatışması süreci içerisinde Türkiye'de yükselen Alevi-Sünni tartışması noktasında Türkiye Sünni bir devlet olarak Suriye'deki Sünnilere sahip çıkmaya doğru zorlandı. İşte o noktada Türkiye tereddüt içerisinde, yani bugün o aşamadayız, hala dikkat edin. Hala Suriye'ye müdahale etmedik, hem de Suriye olayı giderek bizim üzerimize tırmanmaya başladı. Şimdi istifa eden papa Suriye Savaşı'na karşı çıkmış bir papaydı. Suriye Savaşı'na kesinlikle müdahale edilmesin. Özellikle Amerika'daki Vatikan lobisi, İsrail lobisine karşı çalışarak Amerika'nın Suriye Savaşı'na müdahale etmesini önledi. Çünkü Amerika'nın Suriye Savaşı'na müdahale etmesi, işte bu İsrail'in özellikle kıyamet senaryosu, ki bu konuda da çok önemli bir kitap yayınlandı biliyorsunuz. Tanrı'yı kıyamete zorlamak olarak, yani insanların dini inançlarıyla dini inançlarıyla oynayarak insanlığı bir üçüncü dünya savaşına sürükleme olayı gündeme getirildi. Şimdi İsrail merkezli olarak bu süreç gündeme geldiği noktada İsrail merkezli Orta Doğu'ya hakim olma, çünkü Büyük İsrail projesi savaşa dayanıyor. Savaşmadan bölgeye hakim olamazsınız. Bölgede mutlaka bir savaş çıkmalı ki Küçük İsrail Büyük İsrail'e dönüşsün. İşte bunu önlemek üzere de Büyük İsrail'in savaşla ortaya çıkacağı yer olan Suriye Savaşı'na Amerika'nın müdahale etmesini bugünkü papa önledi. Peki, ama John Kerry gelince papa istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi böylesine bir tartışmanın ortasındayız. Şunu sorayım ama hocam, internet medyasında da ve kamuoyunda da İsrail'in bu noktada gücünün biraz azaldığı söyleniyor. Buna katılıyor musunuz? Kesin katılıyorum. Vakit veriyorsanız konuşayım. Bununla ilgili zaten ilerleyen dakikalarda şimdi konuşalım ama... Evet. O zaman şöyle yapalım. Yani İsrail projelerinin en büyük gücü gizliliğiydi.
Şimdi gizlilik de dışarı çıktı. Önceden ya işte İsrail'i niye büyütüyorsunuz? Küçücük bir ülke diyorlardı. İşte bırakın bilmem efendim Yahudilerin 2000 yıldır devleti yok olsun, evet, diyordu. Evet. Bunlar doğru, haklı istekler. Yani bunlar bir noktada insanlık tarafından da haklı görülebilir. Ama bu senaryonun beraberinde savaş getirdiği, bu senaryonun beraberinde dünyanın merkezi alanını kontrol etmek üzere bölgedeki bütün devletleri parçalamak ve yıkmayı hedeflediği ortaya çıkınca, kesinlik kazanınca, ki bu birinci sahne Irak'ta oynandı, ikinci sahne bugün Suriye'de oynanıyor, ama Suriye öncesinde de değerli dostumuzun söylediği gibi Arap Karnabaharı süreci var. Anlatabiliyor muyum? Evet, bu süreç, evet, şimdi bakın bu süreç başladı ama durmadı, devam ediyor ve şimdi Mısır'da Tunus'taki gelişmelerle de geriye tepiyor, ters tepiyor. Yani yarın Libya'da da bakın ne olacak oralarda. Efendim şimdi yani? Tunus demokrasiye geçti diyorlar. Tunus'a devlet doğru dürüst ciddiyeti kalmadı. Yarın diktatörlüğe kayabilir. Aynı şekilde Libya Gaddafi'yi arayabilir. Aynı şekilde bakın olaylar giderek devam ettiği noktada Esad gideceğine daha da güçlenmeye başladı. Peki Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike ne bu Türkiye noktada? Türkiye işte Suriye Savaşı'na girerse bu Şii-Sünni çatışmasıyla Türkiye'de kendi içerisinde Alevi-Sünni çekişmesi daha da tırmanabilir. Bu Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü tehdit eder. Zaten Kuzey Irak'ta kurulmuş olan kukla devlet Türkiye'nin güneydoğusunu zorladığı için Türkiye çok ciddi bir boyutta birliğini, bütünlüğünü koruma noktasında çok büyük bir tehdit altında. Peki ABD ve İngiltere'nin bu konudaki rolü ne? ABD ve İngiltere İsrail baskısından kurtulduğu noktada Türkiye'yi destekliyorlar. Ama İsrail baskısı bölgede Kürdistan üzerinden bölge devletlerinin parçalanmasını hedeflediği noktada Amerika geri çekiliyor. Çünkü bakın Obama ikinci dönemde açıkça resmen Amerikan politikasını ortaya koydu. Artık İsrail merkezli Orta Doğu'ya kilitlenme dönemi bitti Amerika için. Bush döneminde ortaya çıkan Orta Doğu merkezli Amerikan politikası geri çekildi. Şimdi Pasifik'e kaydı. Çünkü Amerika İsrail'in güvenliği için Orta Doğu'da savaşırken Pasifik'te kendisini tehdit eden çok önemli gelişmeler ortaya çıktı. İsrail güvenliği yüzünden Amerika kendi güvenliğinin tehdit altına girdiğini gördü. Şimdi hem kendi güvenliğini korumak için Pasifik'e döndü, hem de Asya'daki gelişmeleri kontrol etmek üzere Orta Doğu merkezini boşaltmaya yöneldi ki bu boşluğu Amerika NATO ile doldurmaya yöneliyor ve NATO'nun da Türkiye üzerinden hareket etmesini destekliyor ve maalesef Amerika'nın bu politikası da Türkiye'yi Amerika'nın çekilmesinden meydana gelen boşluğu doldurmaya yönelik olduğu içindir ki Amerika'nın bu yeni politikası da Türkiye'yi savaşa sürüklüyor, evet, maalesef. Hocam şimdi Aytunç hocama dönmek istiyorum. Üst tasarımlardan bahsettik programın, evet, girişinde. Üst tasarımların ne kadar önemli olduğunu anlattınız. Tabi bu üst tasarımlarda gizli örgütlerin de aslında çok büyük olmaz bir payı var. Olmaz bu mı? Gizli örgütlerden mesela benim hafızamda kalan bu Tavistock, değil mi? Tavistock var tabi, hepsi. Yani gizli, var. Evet, gizli örgütler derken tabi masonluk ve Gül ve Haç gibi teşkilatlar, evet, oradan yetişen üst düzey elemanlar. Opus Dei. Opus Dei'si ve bazı tabi dini tarikatlar da var, Fransiskanlar dışında, Dominikenler vesaire. Şimdi şöyle bir olay düşünün. Birileri planlar yapıyor, evet, ve birileri de milyarlarca insan da o planlara uyuyor. Somut örnek ne? Bu sene mini etek giyilecek diyor birileri. Bütün kadınlar giyiyor mu? Giyiyorlar. İşte bitti. Üst tasarım bu. Al sana, evet, üst tasarım. Evet. Bunu 5 sene önceden düşünüyor. Almanya'da mesela 2. Dünya Savaşı'nda sonrasında giyim sanayi çökmüş vaziyette. Yeni moda yaratıyoruz diyorlar. Kısa kollu erkek gömleği. Çünkü materyal az. O tasarım yapılıyor tabii. O tasarım yapılıyor. Kısa kollu erkek gömleği giymek moda haline dönüşüyor. Herkes moda olarak giyiyor. Hı hı. Ama herkese onu yaptırtıyorlar. Saçlar böyle kesilecek diyor, kesiliyor. Şimdi 100 sene önce ben Osmanlı Devleti'nde şöyle dolaşabilir miyim? Boynumda bir kravat falan. Mümkün değil. Diyor ki bundan sonra kravat takılacak. Takıyoruz hepimiz. Evet, evet. Gibi. Ben size yani işin çok basit şekilde anlaşılması öyle için tabii söylüyorum yani. Şimdi hocam o zaman Illuminati de şu an devrede. Illuminati yok artık. Illuminati'nin fikirleriyle. Fikirleri devam, evet, etmekte. Bakın hala, neden ama Illuminati yok. Illuminati cumhuriyetçi ve cumhuriyetin kurulması için uğraşmış olan.
bir teşkilat. Aydınlanma. Aydınlanma falan ayrı. Cumhuriyet diyor ki adam burada kral var. Biz onu devireceğiz. Cumhuriyet kuracağız. Şimdi bunlar büyük ölçüde gerçekleşmiş olan işler. Fransız devrimi. Yani. Fransız devrimiydi, şuydu, buydu. Ama Illuminati'nin fikri yeni insan tipi yaratmak. Yeni dünya düzeninde yeni insan tipi olacak. Bu yeni insan tipinin duyuş, düşünüş, davranışları bilinen insanların, her ülkedeki insanların duyuş, düşünüş, davranışlarıyla bir ve aynı olmayacak. Hiçbir şekilde onların değerler sistematiğine uymayacak. Ben bir ders veriyorum yurt dışında. Değerler sistematiği. Evet, aksiyoloji diye, değer bilim diye bir ders veriyorum. Şimdi benim diyelim ki 10 değerim var. Bu 10 değerden bir tanesi mesela dil. Dil. Evet. Ha, şimdi benim dilimi bozulması gerekiyor. Benim söylediğimi benden 30 yaş küçük olan, benim oğlum yaşında olanın anlamaması gerekiyor. Nitekim diyelim ki faaliyet kelimesi. Faaliyet kelimesinin yerine etkinlik diye bir kelime koyuyor. Halbuki faaliyet, activity, etkinlik, efficiency. Yani bir tanesi tesir etmek hali, bir tanesi faaliyet hali. Ben buraya masaya vursam, vurduğum zaman kolumun olayı faaliyet. Masadaki olay tesiri. İnsanları sadece sebep ve sonuç. Sadece sonuç düşündürtmeye itiyorlar. Dolayısıyla etken güç, yani sebep olan ortadan kaldırılmış vaziyette hocam. Böylece kimse ya bu işin sebebi ne diye bakamıyor. Sadece sonucu ne diye bakıyor. Yani sonucu görelim. Ya beyin yıkama merkezleri. İşte bütün bunlar zihin kontrol mekanizmaları içinde gelişiyor. Ve zihin kontrol mekanizmaları içinde böyle bir hiyerarşi içinde basında, televizyonda, radyoda, şuradan, buradan böyle yağıyor üstümüze. Üstümüze yağdıkça biz yavaş yavaş diyoruz ki tabii ya bir Armageddon da olmaz.